Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir çekim yapayım dedim. POV dediğimiz böyle kişinin görüş açısından yaptığım bir inceleme yapmak istiyorum. Otomobil incelemesi epeydir yapmıyordum biliyorsunuz. Teknoloji Oku kanalını yapıyoruz daha çok bu tarz incelemeleri Osman'la beraber. Ama bugün hemen şu anda arkamda görmüş olduğunuz Renault Captur'un 2020 modeli bu ama ben 2021'den de biraz bahsedeceğim. Aracını inceleyeceğiz. Hani çok böyle teknik bir şey beklemeyin ama hani içini göstereceğim. POV'un çünkü mantığı yani Person of Vehicle'ın mantığı içini göstermek, genel özelliklerini göstermek. O bakımdan hani böyle çok teknik bir şey beklemeyin. Zaten ben de öyle teknik bir uzman değilim. En azından otomobil tarafında değilim. Teknolojide uzmanız ama otomobilde daha öğreniyoruz diyelim. Şimdi gelin bir Captur'un ben bir dış görünümüne bir bakayım. Bagajına bakacağız, tasarımına bakacağız. Ondan sonra bir de içine girip bir sürüş yapacağım sizler için. Bakalım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar, şimdi aracın ön tarafıyla başlıyoruz. Ön taraf daha kaslı bir hale gelmiş, onu söyleyelim. Bir önceki model Captur biraz daha feminen bir tasarımla geliyordu. Bu Captur ise daha maskülen dediğimiz erkeksi bir tasarımla geliyor. Bu Clio'da da kullanılan C şeklinde gündüz farlarını görüyorsunuz. Yine alt kısımda aslında Clio'ya da benzeyen ama Clio'nun biraz daha yukarısında olduğunu düşündüğümüz bir havalandırma ızgaraları var. Görüyorsunuz şurada. Yine ön tarafta logomuz var. Bu arada logo değişti ama araçlar henüz değişmedi. Onun da bilgisini vermiş olalım. Yine yan tarafa geçtiğimizde ise lastikleri görüyoruz. Şimdi lastiklerden biraz bahsedelim. Lastiklerimiz 215, 55, 18. Şu an kış lastikleri var üzerinde. Onu belirtelim. Dodiklerimiz siyah. Bu siyah tasarım alt kısımda da devam ediyor. Şu anda görüyorsunuz. Bu arada aracın yanına yaklaştığım için otomatik olarak kapılar da açıldı. Anahtarsız giriş sistemi var. Onu da göstermiş olayım. Anahtarını şöyle standart bir artık hani standart haline gelen bir anahtarımız var. Anahtarsız giriş sistemiyle aldığınızda aracınızı bu anahtarınız oluyor. Ayrıca ışıkları falan da açabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Işıkları nasıl açabileceğimizi de gösterelim. Şurada bir tuşumuz var. Bastığı zaman bakın şu an ışıklar yandı. Çok güzel aydınlatmaları var bu arada. LED aydınlatma olduğu için çok iyi bir şekilde aydınlatıyor. Devam edelim tasarıma. İki yan tarafta aynı zaten arkadaşlar. Şuralarda biliyorsunuz Clio modellerinde RS Line, Hırsa RS Line yazıyor. Bakın aynalar otomatik açılıyor. Aynalardan sinyaller aynalara entegre edilmiş. Kapattığımız zaman da aynalarımız da kapanmış oluyor şu anda gördüğünüz gibi. Bu alt tasarımdan da biraz devam edelim. Şimdi burada beyaz çizgiler görüyorsunuz. Aracın üst kısmında da var bu beyaz çizgiler. Böyle bir özelleştirme paketiyle satın alabiliyorsunuz. Farklı modellerde farklı renkler olabiliyor. Mesela turuncuda daha farklı olabiliyor. Cam tavan alabiliyorsunuz. Bu modelde yok ama cam tavan da alabiliyorsunuz. Arkaya geçtiğimiz zaman arkadaşlar arkada da bir LED far bizi karşılıyor. Biraz kirlendi araba bu arada kusura bakmayın. Kameramız da hemen şurada. Hatta sileyim ben bu kamerayı biraz. Kameramız da kirlendi. Geri görüş kamerası var. 360 derece kamera var. Tabi bunların bir kısmının paket olduğunu söyleyeyim. Her pakette her modelde yok tabii ki. Şimdilik 2021 modelde touch paket var en fazla. İkon henüz gelmemiş ama gelecek bilgisini aldık. İşte bagaj benzin kapağımız da burada. Tabii önce açmamız gerekiyor aracımızı. Evet. Benzin kapağımız da buradan. Bu benzinli bir sürüm. Zaten artık biliyorsunuz dizel var. Ama yenilerde yani 2021'lerde dizel şimdilik yok. Belki gelir bunu bilmiyorum. Biraz da bagajdan bahsedeyim. Bagaj kapağını bir açalım içeriye bir bakalım. Oldukça geniş bir alanımız var. Çift kademeli bir kapak sistemi var. Biliyorsunuz burada hani bunu böyle koyduğunuz zaman şöyle göstereyim. Daha düz bir yükleme alanı elde etmiş oluyorsunuz. Peki aşağıda ne var? Onu da bir açalım. Şuradan kaldıralım. Lastiğimiz var. Biliyorsunuz bazı modellerde tamir kiti geliyor ama burada bir 145-90-16 lastik bulunuyor. Bu alan güzel. Hani şu çift kademeli olması da iyi bence. Bu arada şurada bir şey görüyorsunuz. Bakın bir kol var. O kolu ben içeriden göstereceğim. Koltuklar öne arkaya hareket edebiliyor. Bu güzel bir özellik bence. Aracın boyutlarını işte bagaj hacmini vesairesini hepsini yazılı olarak vereceğim arkadaşlar. Videoyu konuştuğum bölümlerde sizlere. Siz de en azından hani o konuda bilgi sahibi olmuş olursunuz. Bagajımız böyle. 2 adet şöyle biraz yukarı kaldırayım kameramı. 2 adet şeyimiz var. Şöyle göstereyim. Tutamağımız var. Arka tarafta komple plastikle kaplanmış. Sert plastik tabii. Onu da belirtmiş olalım. Tutamaçlarımızdan tutuyoruz ve kapatıyoruz. Kapandı mı? Kapandı aracımız.
Şimdi arka tarafa bir bakalım. Arka taraftaki yaşam alanı nasıl? Güzel bir alanımız bizi karşılıyor. Ortada bir kol dayama yok. Olsa güzel olurdu ama yok. Bu arada malzeme kalitesi de çok iyi koltukların. Deriye benzeyen bir malzeme var ya, kumaş karışımı. Onu da şöyle göstermiş olayım sizlere. Bir de bu arabanın dışını hangi renk seçtiyseniz arabanın içinde de o renklerden bazı şeyler bulunuyor. Mesela bu arabanın işte tavanı beyaz renkte olduğu için iç kısımlarında da bu beyaz rengin devamını görüyorsunuz. Zaten arabanın mesela şu kapı kollarında da o yumuşak deri gibi olan malzemenin hem renk olarak hem de his olarak gayet güzel. Tabii arka taraflar, yani üst taraflar, alt taraflar plastik sınıfında böyle olduğu için ona çok fazla bir şey demiyorum artık. Şimdi birazcık da içeri bir girelim. Bakalım içeride bizi nasıl bir alan karşılayacak. Şimdi içeri girdik. Söylediğim gibi kol dayamalar güzel. Oturma alanı rahat mı? Mesela şu anda benim kafamda GoPro var. GoPro tavana değmiyor, öyle söyleyeyim. 1.75 boyundayım. Ve arka taraftaki alanın nispeten, en azından bu sınıftaki bir araç için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şöyle cepler var, file şeklinde bir cep konmuş. Bir de havalandırma kanalı var, burada devam ediyor. O da güzel. Arka tarafta yine iki tane USB çıkışımız var. Bir de çakmak çıkışı var. Bence bunlar çok güzel fikirler. Çok hoş olmuş. Bu kol dayamaya hemen entegre edilmiş. Yine diğer koltuk içinde bir, gördüğünüz gibi arkadaşlar, file şeklinde bir korumamız mevcut. Söylediğim gibi kapı kolları ve kapının iç kısımları sert plastik. Muadillerinde olduğu gibi kapılar, camlar otomatik kaldırılabiliyor, indirilebiliyor. Bu şekilde güzel. Tek seferde kalkıyor bu arada. O bence güzel bir özellik. Hatta bir şöyle bir açayım. Bakın tek seferde bastım. Kapı açıldı. Tek seferde bıraktım. Şu an cam kapanıyor. Bence bu güzel olmuş arkadaşlar. Bu arada kapı koltukları söylemiştim. Şurada bir malzeme şeyimiz var. Bunu çekince koltuk böyle öne arkaya gelebiliyor. Bu bence çok güzel bir özellik. Özellikle çok fazla kişi oturmayacaksa koltuğun bu şekilde öne doğru hareket ediyor olması bence çok işe yarıyor. Ayrıca koltuklar asimetrik olarak da işte 2'ye 1 oranında kapanabiliyor. Biliyorsunuz böyle bir sistem var zaten. Onun dışında şaft tüneline bir bakalım. Şaft tüneli çok yüksek değil ama bir karış yaklaşık olarak genişliği. Ve hani burada oturulur mu? Şöyle bir oturalım. Şöyle bir oturalım bakalım. Yani fena değil ama hani uzun yolda bence gidilir. Uzun yolda gidilir ama çok rahat olur mu? Yani sınıfında olduğu kadar. Şurada bir aydınlatmamız mevcut. Söylediğim gibi bu modelde yok ama istiyorsanız cam tavanla da alabiliyorsunuz. Şimdi birazcık da ön tarafa geçeyim ve ön taraftaki hem tasarıma hem de özelliklere bir bakalım. Evet, şimdi öne geçelim. Ön tarafı da ki yaşam alanımız da böyle. Birazcık geri çekeyim de daha rahat görmek açısından. Arkadaşlar şöyle ferah bir yaşam alanı var. Ben şu kısmı çok beğendim. Arka koltuklarda da ön koltuklarda da devam eden bu, mesela bu araba beyaz, yani gri gibi, gri mavi çift renk olduğu için iç kısımda bu gri renklerin farklı temalarını görebiliyorsunuz. Şu anda burada çok belli olmuyor değil mi? Ben onun gece çekimlerini koyacağım. Burada led aydınlatmalar var. Şurada şu anda turuncu renkli var. Bir de şu kısımda da var. Çok belli olmuyor olabilir ama ben gece nasıl göründüğünü koyacağım. Direksiyonumuz güzel. Clio'da da aslında, Clio kullanmıştık yakın bir zamanda biliyorsunuz. Clio'da da karşımıza çıkan bir güzel bir direksiyon var. Fonksiyon tuşlarında burada daha çok telefonla ilgili tuşlarımız var. Sesli komut da yapabiliyorsunuz. Bazı şeyleri buradan sesinizle de yaptırabiliyorsunuz. İstiyorsanız buradan bilgisayar var. Şurada bilgisayar ekranımız var malum. Yol bilgisayarının ayarlarını da şuradan yapıyorsunuz. Sol taraftaki menüde ise daha çok arkadaşlar işte hız sabitleme ve hız ayarlama var. Hız limitörü var. Sol taraftaki kapı kolunda işte camları açma kapama, aynaları ayarlama özelliklerimiz mevcut. Aynalarımızı açıp kapatabiliyoruz. Az önce söylemiştik. Mesela basıyorum ben şu anda. Gördüğünüz gibi aynalarımız kapandı. Tekrar basıyorum. Aynalarımız açılmış oldu. Bu arada aynaların üzerinde görüyorsunuz mu bilmiyorum da şurada hemen göstermiş olayım. Bakın ne var? Kör nokta uyarı sistemimiz mevcut. Bu arada araçta birçok teknoloji var. İşte 360 derece kamera dedim, park etme özel dedim. Şurada mesela bakın şu tuşlara konumlandırılmış durumda. Kameramızı böyle görebiliyoruz. 360 derece. İstiyorsanız sadece belli açılarını görebiliyorsunuz. Böyle 360 derece görmeniz mümkün. Her tarafta sensörlerimiz var zaten. Orada bir sorunumuz yok. İşte söylediğim gibi otomatik park sistemi var. Kendi kendine park yapabiliyor araç. Startup stop var.
Start and stop özelliğimiz mevcut. Mesela şöyle yaptığımız zaman aracımızın etrafını yukarıdan sanki bir kamera varmış gibi görebiliyoruz. Bu konsolu ben çok beğendiğimi söyledim. Şimdi burada bir saklama gözümüz var. O var. Onda sorun yok. İki tane USB'miz var. Standart tip A çıkışı. Bir tane AUX inimiz var. Bir tane de çakmak girişimiz burada mevcut. Bu klima tuşları falan biliyorsunuz. Daha önce Duster'da başlamıştı bu seri. Sonra Clio'ya geldi. Şimdi Captur'da da karşımıza çıkıyor. Hoş, estetik, güzel. Şu piyano takımı gibi olan tuşlarda biliyorsunuz Peugeot'da da var benzerleri. İşte AC var burada görüyorsunuz. İşte ön camlara havalandırmayı veriyor. Arka rezistans, havayı içeri dışarıda dolaştırma sistemi mevcut. Vitesimiz böyle. Artık bu vites değişmiş, vites kolu. Zaten bir R var, N var, D var. Başka bir şey yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ama şöyle söyleyeyim, kulakçık sistemi var. Şöyle eğileyim birazcık, gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şurada, hemen şurada, hem artısı eksisi de burada arkadaşlar. Kulakçıklarla manuelde vites arttırabiliyorsunuz. Ya bu çok gerekli mi? Yani bence değil ama işte bazı üreticiler koyuyor. Onu da söylemiş olalım. Sol tarafta şerit takip sistemimiz mevcut. Yani şeritten çıktığınızı anladığı anda titreşiyor ama bir şey yapmıyor bu arada. Bu sistem biraz garip bence. İşte farların işte şiddetini ayarlayabiliyorsunuz ve farın yüksekliğini ayarladığınız bir tuşumuz var. Burada başka bir şey yok onun dışında. Bu konsolun bir de alt kısmında, o ne kadar görünüyor şu an bilmiyorum da, ayrı bir alan daha var. Burada kablosuz şarj özelliği var. Onu söyleyeyim ama anlaşılmıyor çok. Şuraya bir telefon simgesi falan koysalarmış bence daha iyi olurmuş. Çünkü ben burada var sandım. Halbuki burada varmış arkadaşlar. Şurada elektronik park frenimiz var. Elektronik park freni hemen yanında bir çukur var görüyorsunuz. Şimdi onu da bulayım ben, anahtarı. Anahtarı da oraya koyabiliyorsunuz arkadaşlar. O da şöyle, hatta tam burası için ayarlanmış. İki adet böyle çok güzel bardaklığımız mevcut. İki tane bardak buraya koyabiliyoruz. Şuraya açınca da şöyle bir garip bir sistem var. Burada bunu ittirmek gerekiyor içeri doğru. Çünkü normalde kalkıp çekince gelmiyor. İttirmeniz gerekiyor. Böyle bayağı derin bir alanımız var. Fakat küçük biraz bu bana. Bir de buraya bir şey koyarsanız düşerse falan almanız zor olur. Onu da belirtmiş olayım. Ama kolçağımız var. İleri geri hareket edebiliyor. Yani bu yetiyor mu? Yeter ya. Otomatik vitesi olduğu için çok dert değil. Ekranımız güzel. Aslında biliyorsunuz Clio'da da var aynı ekran. Bu 10 inçlik tabii ki en büyük modeli falan geliyor biliyorsunuz bu tip ürünlerde. 10 inçlik bir ekranımız var. Navigasyonumuz var. Bayağı da iyi çalışıyor bu arada. Hani telefon varken ne gerek var? Ayrı tartışma konusu ama var. Var mı? Var. Radyomuz var. Müzik sistemi fena değil. Hani üst düzey değil ama kötü de değil. Şöyle kısa bir müzik açayım ben isterseniz. Tabii kaynağımızı değiştirmemiz lazım. Şuradan. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Onu şimdi sesini kısalım şöyle. Çünkü telif yeme riskimiz var. Bu arada hemen şurada göstermiş olayım. Yıllardır kullanılan Renault grubunun standardı olan multimedyayı buradan hala kontrol ediyoruz. Source'ları buradan ayarlıyoruz. Ses açıp kapamayı buradan. Bence direksiyon üzerinde olsa daha iyi olur ama Renault bu konuda ısrar ediyor hala. Çok gerekli mi tartışılır. Bence artık bu eskidi ama neyse diyelim. Buradan da kontrol edebilirsiniz veya dokunarak da. Dokunması fena değil. Bir böyle yarım saniyelik falan bir gecikme var gibi geliyor bana. Hani şey değil de çok kötü değil. Hani ama bir gecikme var gibi de geliyor. İşte lastik hava basıncını görebiliyorsunuz. Onu söylemiş olalım. Bunun dışında teknoloji olarak epey güzel şeyler de var cihazın üzerinde. Sürüş yardımı var. Bunları da ayarlamanız mümkün. İşte öndeki araca çarpışma uyarısı yapabiliyorsunuz. Kör nokta uyarısı var. Şerit takip sistemi var. Aktif frenleme yapabiliyor. Fakat şöyle bir şey yok bu arabada. Ben ona biraz garip geldi bana arkadaşlar. Bu araçta adaptif cruise kontrol yok. Yani şerit takip var. Cruise kontrol var. İkisini birleştirdiğiniz zaman ki trafik işaretlerini de okuyabiliyor. Mesela görüyorsunuz şu anda ekranda. Ama şey özelliği yok. Adaptif cruise kontrol yok. Bu arada İngiltere Renault sitesine baktım. Orada var mesela isterseniz. O paketle de alabiliyorsunuz ama ayrı bir paket satılıyor onu söyleyeyim. Standartta böyle bir alamıyorsunuz ama ayrı bir paket olarak alabiliyorsunuz. Türkiye'de yok. Onu söyleyelim. Kadrana bakalım biraz. Orayı es geçmeyelim. Dijital bir kadranımız var. Dijital kadranın ayarlarını böyle tek tek ayarlayamıyorsunuz ama şimdi şöyle söyleyeyim ben. MySense diye bir şey özelliği var biliyorsunuz bu araçlarda. Clio'da da vardı bu. Benzer şekilde burada da var arkadaşlar.
Multisense özelliği var. Biliyorsunuz buraya bastığımız zaman 3 farklı ayarda aracı kullanabiliyorsunuz. Sport modunda hani daha hızlı işte vites atılıyor. Bu arada kadran da değişiyor. Bakın kadran daha böyle bir işte kırmızı bir renge bürünüyor. Sport modu olduğu yazıyor. İşte bazı özellikler artık görünmüyor. Sadece devir var mesela. Devire basalım biraz. Şöyle gördüğünüz gibi. Deviri buradan görüyorsunuz. Eko'da ise ekran yeşil oluyor. Yani yeşil doğayı koruyan bir moda geçiyor. Farklı özellikler burada değişiyor. Hani her şeyi göstermiyor artık size. MySense'de de aslında sizin standart normal kullandığınız bir arayüz gelmiş oluyor. Hız var, işte vites durumu var vesaire var. Bunları görebiliyorsunuz. Bu arada bu araç arkadaşlar 130 beygirlik sürümü ama Captur'un bir 155 bir de 140 beygirlik sürümü de var. 2021'lerde şimdilik sadece 140 beygir var. 2020 modellerde 155 de var, 130 da var. Onu da belirtmiş olayım. Bu 130 beygirlik 7 ileri vitesli aracımızın yakıt tüketimi de biz yaklaşık 150 km falan yaptık. 7.7 litreydi. Şehir içinde karma değeri size vereyim. Bu şekilde iç mekanımız da bu şekilde gayet hani rahat, kullanımı da güzel bir otomobil olmuş. Bu arada şu aydınlatmalardan da bahsetmek istiyorum. Burada bir SOS tuşumuz var. Biliyorsunuz 2020'den itibaren bu standart hale geldi. Artık araçlarda hani araç devrildiği zaman ya da siz yaralandınız, işte ulaşamıyorsunuz vesaire, sizin yerinize otomatik olarak 112'yi arayan bir sistem kuruldu. Bütün otomobillerde artık bu standart olarak var. Aynamız hemen şu anda beni de görüyorsunuzdur muhtemelen diye tahmin ediyorum. Aynamız ışığa duyarlı, yani otomatik olarak kararabilen bir ayna sistemimiz de mevcut. İşte Renault Captur genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı da 298 bin liradan başlıyor 2021 model için. 2020 modeller biraz daha uygun fiyatlı seçenekler de var. Alacağınız donanıma göre, işte seçtiğiniz paketlere göre fiyatlar 350, 360 bin, 380 bin liraya kadar çıkıyor. Biliyorsunuz Renault'da şöyle bir sistem var arkadaşlar. Aracı alıyorsunuz, aracı aldıktan sonra bazı ek donanımlarla aracın farklı özellikler de katıyorsunuz. Bunun için de ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Aracın bu sayede fiyatı artıyor bir taraftan ama özelliklerini de geliştirmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi gelin Captur'u biraz süreyim. Ardından da videoyu kapatacağım. Evet, şu anda yola çıkıyoruz arkadaşlar. Vitesimizi de taktık ve yola hazırız. Şimdi gidiyoruz. Bakalım. Yola çıktık. Yoldaki sürüş keyfinden de biraz size bahsetmek isterim. Direksiyon falan rahat. Eli iyi oturuyor. Tasarımsal olarak da az önce de söylediğim gibi zaten uzun yıllardır Renault'un test ettiği bir direksiyondu bu. Kullandığı da araçlarında, son yıllarda kullandığı daha doğrusu. Kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz aracı. Şimdi tabii bazılarını söyleyecektir, hani bu paraya bu araba verelim mi? Şimdi otomobil fiyatları artık arkadaşlar böyle oldu. Hani kabul etsek de etmesek de pahalı. Aynen cep telefonlarının güzel ülkemde pahalı olması gibi. Otomobillerde hani garip bir vergilendirme sisteminden dolayı şu anda epey pahalı satılıyor. Trafik işaretlerini okuyabiliyor. Şu anda mesela 20 diyor ve sollama yasağı var diyor. Evet, şu anda çizgileri de görüyorsunuz. Burada sollama yapılamaz. Onu bize söylemiş oluyor arkadaşlar. İstanbul'da hafif de bir yağmur başladı. Bu arada ben bunu Mart ayının son gününde çekiyorum, 31 Mart'ta. 31 Mart'ta da havalar hala düzelmedi. Bayağı epey bir soğuk var. Öte yandan arkadaşlar detaylı bir incelemeyi ben Teknoloji Okulu'da çalıştığım için oranın YouTube kanalına da çekeceğiz Osman'la beraber. O da aracı kullandı. O da fikirlerini beyan edecek. Ve bu şekilde hem ben kendi kişisel kanalımda bir video yayınlamış olacağım hem de burada yayınlamış olacağız. Bu arada sizden çok yorum geliyor. Özellikle tıraş videolarına çok yorum geliyor. Kanalı tıraş videosu kanalına çevirsen abi, öyle bir ihtiyaç var, şudur budur falan diye. Ama teknoloji videolarım da izleniyor arkadaşlar. Tıraş videolarına çok yorum geliyor. Teşekkür ederim. Teknolojilerine hepsine o kadar gelmiyor. Onu kabul etmekte fayda var. Ama kişisel kanalımda biraz daha böyle hani farklı farklı konulara değinmek istiyorum. Yani tek bir konuya kilitlenmek yerine farklı konular üzerinden bir şeyler yapmayı açıkçası daha doğru ve daha uygun görüyorum. Captur bence hani pek hak etmediği bir yerde Türkiye'de. Biraz daha iyi mesela donanımla,
biraz daha iyi bir noktaya gelir gibi düşünüyorum. Özellikle şu adaptif cruise control meselesini kafama takıldı. Neden diyeceksiniz? Hani bu konuda takıntılı değilim ama şöyle bir sorun var. Mesela Puma var rakip olarak baktığımızda. B sınıfı SUV diye geçiyor bunlar. Hani SUV mudur? Çok tartışılan bir konu bu. Bunlar gerçekten SUV mudur? İşte bunların yaptığı aslında SUV değil de bunlar yerden yüksek modeller gibi söyleniyor. Biliyorsunuz Sandero falan da var. Step Bay şimdi yeni çıktı. Sandero Step Bay. Hani bu çok tartışılan bir konu. Fakat yerden yüksek otomobil diyelim biz bunlara. Ama mesela rakiplerde olan bazı özellikler var. İşte benzer fiyata satılıyor o da. Ford Puma'da. Ama onda mesela adaptif cruise control var. Aracı böyle bırakıyorsunuz kendi gidiyor. Mesela bunda yok. Hani bu tamam cruise control var ama önüne bir şey çıktığı zaman durmuyor. Sizin frene basmanız gerekiyor. Hani mesela ben bunu eksiklik olarak görüyorum. Bu olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama işte tabii ki Renault böyle bir yani Türkiye'ye getireceği modelde opsiyon olarak bile koymamış. O kendi kararları tabii. Belki satılmıyordur. Bilmiyorum şimdi ben tabii ki. Afaki konuşuyorum ama bu da birazcık satışına engel olan noktalardan bir tanesi. Bir de ülkemizdeki tabii vergilendirme sistemi olduğu için böyle üzerine bir şey koydukça fiyatı arttığından dolayı bir üst vergi dilimine geçiyor. O zaman da çok anlamsız bir fiyata geliyor. Yani 350 bin lira çok mu anlamlı diyeceksiniz? Değil ama 300 yani onu da koydun bunu da koydun dediğin zaman oluyor fiyatı 450 bin lira olacak. Örnek veriyorum şimdi. Bu sefer de 450 bin lira da bu arabaya verilir mi sorusu gündeme gelmiş olacak. O da ayrı bir konu arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Belki de bundan dolayı getirmiyorlardı hani bu fonksiyonu. Ama işte bu fonksiyon olmadığı zaman da bence araç birazcık eksik gibi kalıyor. Öyle düşünüyorum. En azından benim kişisel fikrim bu yönde. Şurası biraz güzel olmuş. Ben bu tarafı çok beğendim. Burası böyle bir command center gibi olmuş kullanıcıya. Hatta şu biraz da açılı olsaydı eski BMW modellerinde olduğu gibi sanki daha güzel olurdu. Ama öyle yapmamışlar. Yine de ben hoşuma gitti yani. Ekranı olsun, şu işte diğer özellikleri olsun filan. Mesela şey güzel. Kör nokta uyarı sisteminin olması güzel. Aynalardan en azından yanınızda biri olduğu zaman siz görmeseniz bile sistem onu görmüş oluyor. Bu şekilde size yardımcı oluyor arkadaşlar. Kalkışı, hızlanması vesairesi gayet başarılı aracın. Hani bir sıkıntısı yok. 1.3 olduğu için de motor, 1.3 motor bunların tamamı bu arada. Yani hangi beygir gücünü de alırsanız alın 1.3 litre almış oluyorsunuz aracınızı. Ve hızlanması vesairesinde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet hızlı bir şekilde gidiyor. Zaten 1.3 motoru biliyorsunuz Clio'da da kullanılıyor. Clio'da 1.0 da var. Bunda yok arkadaşlar bu arada. Clio'da 1.0'da var. 1.3 motor özellikle Clio'da olanı da var. Clio'da çok tutan bir motormuş. Arkadaşlarım öyle söylüyor. Çok talep gören. O da 130 beygir. Bayağı bir iyi bir talep gördüğünü söylüyorlar. Bu da aracı kaldırıyor. Yani 1.3 olduğu için çok rahat bir şekilde kaldırıyor. Bence 1.0'da kaldırırdı bu aracı sanki ama yani Renault böyle bir şey yapmamış. Bilmiyorum neden. Direkt 1.3 ile geliyor. Zaten tek motor seçeneği var. Dizel vesaire yok. En azından 2021'lerde yok. Onu belirtelim. Dizel olduğu zaman da zaten fiyatlar inanılmaz artıyor arkadaşlar. Yani 200 bin lira başlangıç seviyesi dediğin zaman mesela 2020 modellerde öyle Captur için. Ama dizel olduğu zaman 280 bin lira oluyor direkt. Direkt yani. Hiç orantısız bir şekilde bir artış var. O da vergi dilimi hikayesinden dolayı oluyor. O da garip bir durum. Umarız ki devletimiz bunu düzeltir ya. Yani bence Türk insanı da kaliteli araçlara binsin, güvenliği yüksek olan araçlara binsin, daha fazla hava yastığı olan, daha farklı güvenlik teknolojilerine sahip cihazlar kullanmalı bence artık. Bu konuda devletimiz bence destek olmalı yani vatandaşlarına diye düşünüyorum. Bu vergi sistemi birazcık şey değil, adil değil şu andaki vergi sistemi. Hatta bazen espri yapılıyor ama gerçeğe de yakın bir espri bu arada. Bir araç kendinize alıyorsunuz, bir araçta devlete işte marka o kadar para kazanmıyor diyorlar bu satışlardan. Evet yani 100 liralık bir araç aldığınız zaman 50 lirası vergi olmuş oluyor arkadaşlar. Ya da 200 bin liralık araç aldığınız zaman 100 bin lirası neredeyse vergi olmuş oluyor. Şimdi bu şerit takip sistemi güzel çalışıyor söylediğim gibi ama size bir müdahale yapmıyor. Sadece direksiyon birazcık titriyor eğer sinyal vermeden şerit değiştirmeye kalkarsanız ve yerde de şerit izleri varsa. Ama size müdahale etmiyor. Hani yola çizgi içini tutmaya çalışmıyor. Zaten çalışabilseydi adaptif cruise control olurdu. Onu da belirtmiş olalım. Evet değerli takipçilerim, bir videonun daha sonuna geldik. Burada bu videoda sizlere birazcık Captur'dan bahsetmeye çalıştım. Hazır teste gelmişken ben de kişisel kanalım için kısa da olsa bir video çekeyim dedim. Çok da kısa olmadı gerçi. Yani birçok şeyden bahsetmeye çalıştım mümkün mertebe.
Ama söylediğim gibi bu çok teknik bir inceleme değil. Hani öyle bir beklentiniz varsa ya nasıl incelemesin kardeşim falan filan diyorsunuz bazen. Öyle bir iddiam yok benim arkadaşlar. Elimizden geldiğince deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Şu otomobiller biraz ucuzlasın. Herkes alsın. Güvenli, bol hava yastıklı, kazasız, belasız bir şekilde kullanalım inşallah diyorum arkadaşlar. Renault Captur ile ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttum ki birçok şeyi anlatmamış olabilirim bu arada. Onu baştan söyleyeyim. Aklınıza takılan sorular falan varsa bana videonun altında yorum olarak sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama olmayanlar da var, onu da söyleyeyim. Eğer abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İstiyorsanız bildirimleri de açın. İsterseniz videolarımı da paylaşın. Her şeyi yapabilirsiniz. Bana destek olmak babında elinizden ne geliyorsa yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Güvende kalın.